Çok teşekkür ederim. Evet, uğurlu olsun. Ne takıyoruz? Evet. Evet, değerli muhtarım, kıymetli hanımefendi eşleri, köyün muhtarıyla beraber toplanmıştık. Orada tanışıyoruz. Sırayla işte muhtarlarımız kendilerini tanıtıyorlardı. Akarca köyümüzün muhtarı da muhabbet ederken evli misin, bekar mısın demiştim. Bekarım efendim dedi bana. Dedim bak ben buradayken eğer evlenirsen nikah şahidim ben olurum. Evet. O da sağ olsun bu konuda hızlı davrandı. Şu anda da bu güzel birliktelik için burada bulunuyoruz. İnşallah hayırlı oğlu olur. Bir yastıkta ömrünüz geçsin diyelim. Vatana millete hayırlı evlatlar, evlatlarınız olur inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm ailelere. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum. Evet, bir diğeri saygı, inşallah ömür boyu unutmasınız. Bir diğeri sadakat, bu da bizim kutsal değerimiz. İnşallah onu da Cenab-ı Hak ve kendileri unutmazlar, hatırlarlar her zaman. Bir diğeri de sabır, her işin başı sabır değil mi? Evet. Aile kurumu bizim milletimizin, dinimizin de tabii, İslam kültürünün de çok önemli bir kutsal kurumu. Bizim özellikle Türk milletinde bu kurum tarih boyunca önemli olmuştur. O yüzden de güçlü yapılar oluşmuştur. Ben de ömür boyu güçlü bir yuva diliyorum inşallah. Bediyer Toklu hanımefendi, kendi isteğin arzunla, özgür iradenle, Hikmet Aslan Bey ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Hikmet Bey. Hikmet Aslan Beyefendi, kimsenin baskısı olmadan, muhtarı Mukayyem Akın Bey'in baskısı olmadan, kendi isteğin arzunla, özgür iradenle, Bediye Toklu hanımefendiye evlenme kabul ediyor musun? Bak, şeyden, köyden sesin duyulmazsa yapamam haberi. Mikrofonu ver. Evet! Bravo! Evet. Yani hem kaymakamda düşüncelerim hem de şahitliğini soracağım. Şahitlik yapıyor musun? Evet, şahitlik yapıyorum. Ben de bir kez daha çiftimize mutluluklar diliyorum. Hem kendileri için, hem aileleri için, hem de vatanımız, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir de bir şey söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz. Şahitlik yapıyor musunuz? Şahitlik yapıyorum. Allah merhamet etsin. Bir umurlu mutluluklar diliyorum. Medine Kanunu Kozan Belediye Başkanı olarak bana verdiği yetki istinaden Bediye Toklu Hanımefendi ve Hikmet Aslan Bey'i evlendiriyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah ömür boyu bir yastıkta kocası. Gerçi muhtarım sessiz sakin zaten. Evet. Şimdi ömür boyu bu gelinimize iyi bakacağına, koruyup kollayacağına söz ver. Ondan sonra cüzdanı yoksa iptal ederim. Haberiniz. Sonuna kadar. Evet. Allah hayırlı olsun. Allah sizi bir yapsa kocasın. Tebrik ediyorum. Hediyemizi senede bir daha evlilik yıldım bugünkü bugün senede bir defa kahve içeceksin tamam mı? O zaman tamam, biz de hatırlarsın. Tamam hocam. Şerefsiz çekelim burada. Burada güzel bir anons yapacağım. Öyle mi? Ne güzel. Nikah şekeri yerine şiflerimiz zeytin ağacı getirmişler. Ayrıca bunu da tebrik ediyorum. Geleceğini kutluyorum. Başkanlar. Evet tebrik ederiz valla güzel bir şey. Rica ederim. Bir yere dikeceğim ben. Ben de bahçeye dikeceğim valla. Teşekkür ederiz. 44 yıl sonra. Kaymakam Bey de söz vermişti. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Duygularınızı alalım. Çok mutluyum. Hayat arkadaşımı buldum. Bu kadar. Çok mutluyum ve huzurluyum. Tabii ki bu nikah şekeri fikri Ayhan'cığım yeğenimden çıktı. Herkesin bir dikili ağacı olsun dedi ve bu şekilde bir zeytin fidanı verdik herkese.